gönder mesela sevgi çiçekleri alırsak, şu dillerinden birbirine yakın bile olsa arkadaşlarımız ve sohbet masalımızda da fazla deneyimizde de karar ettik. Bu hafta arkadaşlarımıza tebliğ yapıldı. Hiç sorumsuz onlar kendisi geçiyor. Bir hafta aradan sonra da sebze çiçeklere daveti göndereceğiz. Benim söyleyeceğim benim başlığımda söyle. Osman Bey size bir şey söyleyeyim. Bir cümle ilave, Abdurrahman kardeşimin dediğine ilaveten Abdullah Başkanım da ilgilendiriyor. Köylü pazarına halden mal girmemesi konusuyla alakalı. Kârdır. Kâr yani. Evet. Şimdi aklıma sizden bir soru. Abdullah Başkanım, eğer Fatsa'nın bize yaptığı gibi ya da diğer ilçelerin bize yaptığı gibi bir uygulamaya başlayacağız. Biz yabancı anlıyoruz. Geldiğimiz noktada bugün biliyorsunuz artık belli bir gevşeme başlamıştır pandemi sürecindeki bu olayların azalması. Bu süreçteki özellikle pozitif vaka sayılarının çokça düşmesi, ölüm vakalarımızın çokça azalması münasebetiyle artık süreçte kendi kendine kendi içinde gevşemeye başlamıştır. Tabii özellikle de iller arası geçişle artık serbest hale dönüştüğünden dolayı ama sosyal mesafe, maske kuralları yani sağlığımızı tehdit etmeyecek bir şekilde de bir yeni bir hayat yaşa, hayat tarzı belirlemek zorundayız. Yani bu hayatımızdaki COVID-19 sürecinden geçtiğimiz yeni gevşeme süreci bunun tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Sosyal mesafe kurallarına, yine maskemize ve hijyen kurallarımıza dikkat etmemiz gerekti. Peki bu arada konfeksiyon, hırdavatlar, diğer tezgahtar olan kardeşlerimizin, esnaf kardeşlerimizin de artık tezgahlarını açması gerektiğinden daha önceden de kent konseyimizde, STK'larımızla birlikte geçmiş dönemde mevcut pazar yerinin kurulduğu 15 Temmuz Meydanı'nın çevresindeki o yoğunluğu şehir omurgasını trafik yoğunluğu ve insan yoğunluğu noktasında kaldırmadığını, farklı bir noktaya taşınması gerekliliği ile ilgili de bir çalışmamız var. Bu çalışmanın bugün gerekliliğini daha çok görmüş durumdayız. Orada sosyal mesafenin uygulanması noktasında aynı zamanda tezgahlar arasındaki o mesafelerin sağlanmasıdır. Vatandaşlarımızın da aynı zamanda kontrollü oraya giriş çıkışlarını sağlamak ve girdiklerinde de alan mesafesinin çok geniş olması sayesinde de yakın mesafe zorunluluğu da oluşmadan sosyal mesafeyi de çok iyi kullanarak alışveriş yapma imkanlarını oluşturacağımız Irmak Caddesi ve özellikle de Kapalı Pazar'dan Bayramca Köprüsü'ne doğru hareket eden o cadde üzerinde hem manav kardeşlerimizin, sebze satan kardeşlerimizin, konfeksiyon ve hırdavat ürünleri satan esnaf kardeşlerimizin de Irmak Caddesi boyunca dizilerek yeniden bu esnaf kardeşlerimizin de sorunlarının giderilmesi ve şehrimizin de trafik yoğunluğu ve insan yoğunluğu noktasında çok sıkıştığı bölgenin de rahatlatılması noktasında böyle bir karar aldık. Sayın Kaymakamımızın başkanlığında STK'larımızla birlikte istişare ettik. En uygun olanı belirledik ve bununla ilgili de buradaki hem vatandaşlarımıza hem de esnaf kardeşlerimize ihtiyaç olan, oradaki alışverişin kolaylığını sağlayacak olan noktaları belirleyerek, ihtiyaçları belirleyerek en kısa zamanda da gidererek bundan sonra belirlenen tarihte de bu cadde üzerinde inşallah alışverişlerini yapma imkanı bulacaklardır diyorum. Orada özellikle vatandaşlarımızın lavabo, WC ihtiyaçları noktasındaki tedbirlerimizi, oradaki çizgilerin oluşturulup mesafelerin oluşturulması noktasındaki çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Haftaya hazırlamış olacağız inşallah. Haftaya çarşamba günü başlamış. Haftaya çarşamba gününü inşallah orada. İnşallah yeni pazar pazarımızı, yeni pazarımızı oluşturarak alışverişimizi orada hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanım ilk pazarda da alışverişe önümüzdeki hafta ben gidiyorum. Bu gün olarak sayın bakalım. Gün olarak pazar günü çarşamba günü onun başında. Burayı da gerçekten önemli. Arkadaşlar biliyorsunuz şu andaki pazarın taşındığı bölge çok önemli bir merkezi temsil ediyor. Bir Bayramca pazarı kuruluyordu, bir Fevzi Çakmak pazarı kuruluyordu, bir de Çarşamba pazarı kuruluyordu. Şimdi burada biliyorsunuz aynı zamanda burada sosyal mesafelerin kontrol edilebilmesi, vatandaşların giriş sayısı
çıkış sayılarının kontrol edilebilmesi, yoğunluğun kontrol edilebilmesi çok mümkün değil. Ama bu oluşturduğumuz alan tam 3 noktanın orta noktasında olduğu için çarşamba ve pazar günü bundan sonra aynı noktada pazar kurularak bu 3 yerde kurulan pazara da birlikte hizmet edecek Allah'ın izniyle diye. Pazar yerinin yeni bir yere taşınması meselesinde ortak akılla, ortak iradeyle paydaşlarla görüşerek, bunun bereketini yaşarak bugün önemli tarihi bir karar alındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Sorunlar istişare edilip her kesimin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çözüldüğünde hem değişimden yaşanan sorunlar en aza indirgeniyor hem daha çok kesimin en optimal seviyede memnuniyeti, mutluluğu söz konusu oluyor. Pazardan toplumun her kesimi istifade etse de toplumun en dezavantajlı ve ekonomik açıdan düşük seviyede olan kesimi daha ziyade istifade ediyor. Bizler bu sahalarda yapacağımız düzenlemelerde kentin trafiğini düşünürken, kentin gelişimini düşünürken aynı zamanda konunun önemli bir paydaşı olan pazarcı esnafımızı da, pazardan istifade edecek vatandaşımızı da aynı hassasiyetle göz önünde bulundurmak, ona göre hareket etmek durumundayız. İşte Sayın Belediye Başkanımız bu konuyu uzunca bir süredir göreve başladığından beri sivil toplum örgütlerine, meslek odalarıyla, kent konseyiyle istişare ederek olgunlaştırdıktan sonra nihayet edilme noktasında bir irade ortaya koydu. Bu da bu konuda gösterilen hassasiyetin, bu konuda gösterilen özenin bir belirtisi. Ünyemiz her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Ortak akılla, ortak iradeyle sorunlar daha kolay bir şekilde halledilir. İşte yıllardır ihtiyacını duyduğumuz kültür merkezi başladı inşaatı, hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu inşaat bittikten sonra mevcut pazar yerinin zaten trafiği ve kentin akışını zorlaştıran boyutu, durumu daha da kandıran bir duruma gelmeden proaktif davranarak bizler yeni sürece ayak uydurmak zorundayız. Bu konuda hem şehri rahatlatırken hem vatandaşlarımızın en kolay şekilde pazardan istifade edeceği, ulaşabileceği, ihtiyaçlarına gidebileceği bir yeri ayarlamamız, düzenlememiz gerekiyor. Hem de pazarcı esnafımızın satışında sıkıntı yaşamayacağı, ticaretini aksatmayacağı, hatta onu artıracağı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Tabii bizler şunu da göz önünde bulundurmalıyız. Organik ürün, köylü ürünü, yerelde üretilen ürünlerin vatandaşlarımızda en sağlıklı ve güvenilir şekilde adına uygun bir şekilde ulaştırılması noktasında da disipline edilerek Ünye gibi yerel ürünlerin, ki bununla ilgili belediyemizin bir otla ilgili festival düzenleme çalışması olduğunu biliyorum. Bu süreçte belki biraz aksasa da önümüzdeki dönemde gerçekten Ünye'ye yakışır ki bölgede en çok doğal otun, ürünün toplanarak yiyecek olarak tüketildiği, sağlıklı ürünlerin yetiştiği bir bölge olarak biliyoruz. Bunun tanıtılması ve bilinmesi noktasında da faydalı olacaktır bu. Bildiğiniz gibi köylü ve organik ürünlere doğru bir trend, bir eğilim var. Biz Ünye olarak bu konuda bir pazar, bir merkez, bir üs haline gelebilirsek gerçekten bölgede de birçok konuda fark oluşturduğumuz gibi Ünye'nin farkını fark ettirebiliriz. Bizler sebze meyve pazarlarıyla, Hırdavat'ın züccaciyesi konfeksiyonuyla, köylüsüyle entegre olmuş ama şehrin trafik akışını en az etkileyen, vatandaşın en kolay ulaşabileceği pazarlar oluşturduğumuz zaman bundan herkes kazanacak, Ünye kazanacak. Bizim de amacımız, hedefimiz budur.